Verimli hayvancılık için yem karışımı önemlidir. Proken yem karma ve dağıtma makinalarıyla %92'ye kadar homojenlikte yeminizi karın. Süt ve et verimini artırın. Proken'in sunduğu Erkan'la Geziyoruz başlıyor. Evet sevgili izleyenler, bir Erkan'la Geziyoruz programıyla daha bu haftada yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz ekranlarınızın başına Erkan'la Geziyoruz programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler ne yapıyoruz efendim? Erkan'la Geziyoruz programı farkıyla Konya'mızın birbirinden güzel mahalle ve ilçelerindeki yolculuğuna tam gaz bizler ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bu hafta sizler için nereye gezeceğiz bu hafta? Kulu ilçemize bağlı, aha da burada da görmüş olduğunuz gibi Kozanlı Mahallesi'ne geldik. Bakalım Kozanlı Mahallesi'nde hayat nasıl gidiyor? İnsanlar burada neler yapıyor? Adetleri, gelenek, görenekleri nasılmış efendim? Ne yapacağız? Sizlerle buluşturacağız. Biz de en az sizler kadar heyecanlıyız. Kozanlı Mahallesi'ni biz de en az sizler kadar merak ediyoruz diyoruz. Sözü fazla uzatmaya gerek yok. Biz değil, Kozanlı Mahallesi konuşsun diyoruz ve Kozanlı'daki yolculuğumuza ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Sen varmazsan var meyve, varır başkası. Mendil veren mi? Mendil ayrılık derle, kendim gelen mi? Takkesine bak, benden sana fayda yok, başkasına bak. Kozanlı Mahallesi'ne girişimizi yaptık. Gerçekten mahalle derken böyle biraz vicdanım titriyor. Niye titriyor? Yani gerçekten bir ilçeye taş çıkartırcasına büyüklükte. Maşallah girişinden itibaren harika bir manzarası var. Harika bir manzarası var. İlhan, biz zamanlamayı biraz karıştırdık galiba. Buraya yazın gelmek lazımmış ama bu mevsimde de ayrı bir güzelliği var değil mi İlhan, ne diyorsun? Şimdi ne yapacağız? Artık köyümüzün mülkiye amiri, muhtarımızı bulacağız. Onunla tanışacağız. Ahaliyle bir tanışma zamanı geldi diye düşünüyoruz. İlhancığım, gösterir misin şu tabloyu? Maşallah gerçekten Kozanlı halkı birlik beraberlik noktasında 10 numara. Daha biz bu samimiyeti girişten anlıyoruz. Cümleten selamünaleyküm. O zaman şöyle baştan başlayalım efendim. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Başkanım merhabalar. Merhaba, muhtarım merhabalar. 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 Şimdi bu güzel tablonun arasına her babayın harcı değil yani girmek ama ben şöyle aralarına bir girmek istiyorum. Aranıza da ilk giren ben olayım ha inşallah. Samimiyetiniz, dostluğunuz bozulmasın. Şimdi ben muhtarımdan bir başlayayım şöyle inşallah, değil mi? Muhtarım, biz sizinle tanıştık ziyadesiyle, memnun olduk. Sizi şöyle bir izleyicilerimize bir tanıtalım inşallah. Ben 3 dönemdir Kozanlı Mahalle Muhtarlığı yapmaktayım. Eskiden burası beldeydi. Yalnız büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Şu anda da bir hizmet vermekteyiz burada. Kozanlımız eski bir yerleşim yeri olup Kozanlılar Frikyalılardan kalma tarihi eserlerle dolu. Maşallah. Erken Roma dönemine ait burada da görüyorsunuz zaten adeta şeyleri. İzlerini taşıyor burada. Tabii onları taşıyor. Güzel bir yerleşim yeri. 2000 nüfusa sahip. Şu anda siz sorun ben söyleyeyim yani. Şimdi 2000 nüfusa sahip dediniz. Evet. Bu şu anki mevcut ama şu değil anki mi? Nüfusumuz. Yazın bu durum artıyor mu? 5000'e yaklaşıyor nüfusumuz. Peki toplamda nüfusu şöyle ele alacak olursak Avrupa'dakiler dahil. Evet.
şöyle bir 10 bin falan var mıdır? Şu anda Konya'daki dernek başkanımız da burada. Sadece dernek başkanımız da burada. Ankara ve Konya'daki derneklerimiz de var. Bu derneklerimizle beraber 10 bini geçkin bir nüfusa sahibiz. İşte istihdam olmadığı için göç vermek zorunda kalıyoruz. O göç bizi biraz yıpratıyor. Başka da bir sıkıntımız doğmuyor. Peki, ondan dolayı. Sılah-ı Rahim noktasında yani giden unutmuyor ama memleketini. Yok yok değil mi? Kesinlikle şu anda o konuda da çok memnunuz. Bazı dönüşlerimiz var. Avrupa'dan olsun, Konya'dan olsun kendi evlerine bakım yapıyorlar. Onları geri burada şey yapıyorlar. Ocakları burada bir şekilde tutuyorlar. Tabii yani. tabii geliyorlar. Çok teşekkür ediyorum hepsine de tekrar dönüş yaptıkları için. Sizin sayenizde. Onu da söylemiş olalım. Peki muhtarım, şimdi Kozanlı'da da hayat bir noktada yine devam ediyor. Evet. Peki burada yaşayan halkımız diyeyim artık. Evet. Geçim noktasında tarla, bağ, bahçe noktalarına biraz şöyle giriş yapalım. Bizim burada tarımsal kalkınma kooperatifimiz var. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Onlar hayvancılığı destekleme babında bizim buraya bir tane devletten destek verdi. Devletimize de çok teşekkür ediyoruz. Burada inekçilik ön safhaya çıktı. Süt ürünleri üretiyorlar ve Torku'ya veriyoruz. Şimdi tarım konusunda da bizim burada çeşitli tarımsal buğday, arpa, onu geçtikten sonra da silaj ve hayvancılık başladığı için diğer yem bitkileri ürünlerine de başladılar. Bayağı bir onun da faydasını görüyoruz. Peki, şu anda çiftçiler. Yani topraklar verimli mi? Yani ne ekersen kaldırır mısın? Kooperatifimiz var, sulama kooperatifimiz var bir bölgede. Orada sulandığı için artık bazı yerlerde kıraç yerlerimiz de var ama genellikle sulu tarıma geçmek üzereyiz. Yani maşallah. Ama işte bir de onu da sizin vasıtanızla söylemek istiyorum. Tabii ki, buyurun yani. Şimdi bizim buradaki vatandaşlarımızın, özellikle çiftçilerimizin su sorunu var. Yani kuyu vurma, Konya bölgesi de kuyu vurma sıkıntısı olduğu için bizim ona bir el atılmasını istiyoruz. Yani o bizim için çok büyük bir sorun şu anda. Özellikle çiftçilerimiz konusunda. Çünkü hayvancılığı desteme su olmadı mı, hayvancılık da olmuyor, tarım da olmuyor. Yani buradan büyüklerimize biz de duyurusunu yapalım. Yani evet. Sonuçta Konya kazanacak. Kozanlı kazanacak, yine Kozan biz kaldıracağız. Kazan. Evet. Doğru mu? Evet, aynen öyle. Biz yine çekimlerimiz esnasında sizle yine yan yana olacağız. Tabii tabii. Bir de şöyle dernek başkanımızın hatırını sormak isterim, izniniz olursa. Çok tabii çok teşekkür ki. Ederim. Memnun rica ederiz efendim. Başkanım, bir kez daha merhabalar hoş diyorum. Hoş geldiniz. Biz sizi yakinen tanıyoruz. Bir de şöyle sizi izleyicilerimize tanıtalım inşallah. Konya Kozanlar Dernek Başkanı Erdal Karpuz. Evet başkanım. Evet. Nasılsınız? İyisiniz sağ inşallah. Sağ olun. Teşekkürler. Siz de iyisinizdir inşallah. Biz manzarayı gördük. Hayran kaldık yine. Kozan'ın havası, suyu bambaşka bizler Allah için. Allah razı olsun. Beldemiz çok şirin. İnsanlarımız da öyle. Şimdi başkanım, resmi noktaları muhtarımla konuştuk. Evet. Şimdi gelelim kültür noktasına. Kozanlı deyince insanların aklına ne gelir? Kültür. Şimdi burada lisemiz var. 3 tane de ilk öğretim okulumuz var. Eğitim seviyemiz o kadar yüksek değil işin doğrusunda. Avrupa sıkıntılarından dolayı onu yaşadık. Ama o zaman gençlerde o zaman şöyle bir garanti de var. Yani okul olmazsa yurt dışına ben bir şekilde aynen, giderim garantisi aynen, var yani. Öyle düşünüldü. O kültürü de inşallah bundan sonraki safhalarda iyileşecek. Peki Kozanlı Derneği, Kozanlılar adına neler yapıyor? Mesela her yıl düzenlenen bir şenliğiniz var. Şenliğimiz var. Şenlik düzenleriz. İftar yemekleri veririz. Sosyal faaliyetlerde bulunuruz. Fakirle fukarayla birbirimizden haşır neşir oluruz. Sıla-i Rahim yaparız. Öğrencilerimize burs veririz. İrtibat kopukluğu yok yani. Yok. Sıkı sıkıya bağlıyız Kozanlı'ya. Peki bu derneğin bir şeyi var mı? Böyle bir hedefi var mı? Yani bu yolu biz şunu yapmayı planlıyoruz diyebileceğiniz bir hedefiniz var mı? Hedefimiz işte insanları kültür seviyesinde daha çok nereye çekebiliriz? Hep öyle düşünüyoruz. İnsana yatırılan yatırımın daha kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi yaz geldiğinde burası bayağı bir hareketlenecek. Muhakkak. Avrupalılarımız gelecek. Yazın buraya gelen insanlar böyle artık kalma noktasında, konaklama noktasında sıkıntı yaşıyorlar mı? Herkesin burada bir evi var mı? Evi var. Fakat hastane veya öyle devletin onlara teşebbüs edip daha rahat edebilmeleri için burada kalmaları lazım. Ama onlar olmazsa mecbur büyük şehirleri tercih ediyorlar. Şimdi başkanım, siz göreviniz icabı gurbetçilerle devamlı diyalog halindesiniz. Evet. Onlardan en çok duyduğunuz şeyi merak ediyorum. Yani Kozanlı'ya biz bunun için geliyoruz, Kozanlı'da bu olmasa biz yapamayız dedikleri ne vardır mesela? Kozanlı'da bura toprak bizi çekiyor. Bizim toprağımız, değil mi yani? Duyduğumuz, büyüdüğümüz yer.
muhakkak buraya gelmeden rahat edemiyoruz. Olmazsa olmazımız. Olmazsa yani. Olmazımız. Peki Kozanlı'nın neyi meşhur dersem ne dersiniz bana? Kozanlı'nın neyi meşhur? Şimdi çeşit çok olunca insanın kafa karışıyor biraz böyle değil mi başkanım? Doğru. Misafirperverliği yani dışarıdaki olsun. Yani dışarıdan gelenlerin hepsi özellikle satıcılar da dahil olmak üzere yani Kozanlı'dan başka yere gidip de kalmazlar. Çünkü burası çok misafirperver bir yer. Özellikle oda kültürü vardı eskiden. Şu anda da birkaç tane oda kültürü var. Halen devam ediyor. Tabii. Çünkü güzel güler yüz var Kozanlı'da. Daha ne olsun? Daha ne olsun değil mi sevgili izleyenler? Daha ne olsun? Yani bizlere de bu samimiyeti daha mahallenin girişinden itibaren zirvede yaşamaya ne yaptık? Başladık. Hoş geldiniz diyenler, selam verenler, hayırdır niye geldiniz diyenler halimizi hatırımızı çok şükür sordular. Bizler şimdi ne yapalım? Sözü fazla uzatmayalım. Biz susalım. Kozanlı'nın güzelliği konuşsun diyoruz ve sizleri ne yapıyoruz? Kozanlı Mahallesi'nin güzel görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Le 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 le. Evet sevgili izleyenler, muhtarım girişte bir şey ifade etmişti. Demişti ki bizim misafirperverliğimiz 10 numara demişti. Artık bunu hissetmenin zamanı geldi. Şimdi neredeyiz? İlhan'ın çekerken kendinden geçtiği, farklı alemlere daldığı bir yerdeyiz. Yemekteyiz. Kokular bizi buraya kadar getirdi. Şimdi ustam da hummalı bir çalışma içerisinde ustam. Ustaların ustası. Ben ustaları çok severim. Hele bizim İlhan'ın karnını doyuran ustalara bayılırım böyle. Kendimden geçerim. Ustamı ben bir tanımak isterim önce. İsmim Okan, soy ismim Fener. Buralıyım. 10 yıldır bu işteyim. Allah. Kozanlı'mıza hizmet ediyoruz. Amaç Kozanlı'ya hizmet etmek aynen, değil mi? Aynen. İyi maşallah. Ya sen ne mübarek bir insansın. İnsanların karnını doyuruyorsun böyle. Yüzünü güldürüyorsun. Daha Allah ne razı olsun. Olsun. Şimdi bu meslek nereden geldi sana? Meslek eniştem sayesinde başladım. Evet. 9-10 yıldır da bu işin içindeyim. Maşallah. Okumayınca mecbur evli, mesleğe evli bekar, evli bekar. Nişanlıyım Allah izin verirse. Nişanlısın. Vallahi yenge hanım çok şanslı ha. Sen mutfaktan çıkmazsın evde artık. Ya evde yapamıyorsun şu anda. Evde olmuyor hani, mu? Yani evde insan yapası gelmiyor. Burada sürekli o işin içinde olduğu için. Herkes görevini yapacak diyorsun yani, yani değil mi? Yani. İyi maşallah. Şimdi ustam bizim için neler hazırladın? Sizin için bugün başkanımız kuzu siparişi verdi. Başkanım maşallah gönlü zengin insan. Yani biz bunu hissediyoruz yani. Başka? Yani kuzu bizim, var. Bizim bir de şöyle yöresel ekmeğimiz var. Hemen 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 gösterelim onu. Allah şurada. İlhan gel. Nevale'yi bulduk İlhan. Zulay'ı bulduk. Allah. Kobit ekmeğimiz deriz. Daha doğrusu bizim burada gömeç derler ama. Tam ismi ne şimdi bunun? Biz gömeç deriz. Gömeç. Ha, evet. Genelde kobit derler. Kozanlı'nın meşhur ekmeği gömeç. İlhan kokusu seni etkiledi mi? Abi İlhan üstüme falan da gelmeye başladı. Biz kapağı kapatalım. İlhan hepsi senin değil kuzum. Daha bunu Kozanlı yiyecek burayı. Bu elimde kaldı İlhan, ben sana bunu tekrar vereceğim. Şimdi ustam şunun tarifini senden bir alalım. Kuzu pişirmenin püf noktaları nedir? Ya şimdi her ustanın kendine göre pişirme şekli vardır ama tabii biz daha önce biraz tabanı yapışmasın diye su ilave ediyoruz. Evet. Öncelikle kızartıyoruz. Tamam. 1-2 saat böyle çevirerekten kızartıyoruz kuzumuzu. Daha sonra kıvamını aldıktan sonra yağını veriyoruz. Bir 3-4 saatte o şekilde pişiyor. Peki bunun illaki bir püf noktası, bir sırrı vardır. O sırrı senden alalım. Gün yüzüne şimdi, çıkartalım onu. Dedim yani her ustanın bir şekli vardır. Ya yabancı değil. Vardır. Söz aramızda kalacak. Bak kimse duymayacak. Sadece birkaç bin kişi izleyecek yani. Sıkıntı abi, yok. Dedim, biraz da hani tamam, ustalıktan tamam, gelen tamam, bir şey diyelim. Tamam efendim. Tamam. Şu an ne zaman hazır olur inşallah? Tahminim bu 20-25 dakika sonra servise hazır 20-25 olacak. 25 dakika sonra inşallah hazır olur değil i̇nşallah. Mi? İnşallah. Artık bir de artık yiyince notunu vereceğiz inşallah tabii, değil mi? Tabii. İzin olursa biz başkanımla bir gezeceğiz. Müsaade tabii, var mıdır? Tabii. Seni artık görevinle baş başa bırakalım inşallah. Allah, Allah sana kolaylık versin. Evet, sevgili izleyenler bizler ne yapıyoruz? Kozanlı Mahallesi'nde başkanımın neferliğinde gezintilerimize devam ediyoruz. Evet sevgili izleyenler şu anda Kozanlı Mahallesi böyle ayaklarımızın altında.
yüksek bir tepeye çıktık böyle. Kuş bakışı seyrediyoruz. Manzarası harika. Şimdi ne yapacağız efendim? Kozanlı Mahallesi'nin tarihine bir yolculuk yapacağız. Bakalım tarihinde Kozanlı neler barındırmış, kimlere ev sahipliği yapmış. Ayrıntıları da başkanımdan dinleyeceğiz. Evet başkanım, Kozanlı'nın şöyle bir görkemli geçmişine bir yolculuk yapalım istiyoruz. Kozanlı'nın tarihi milattan önce 2. Galat dönemine uzanır. Burada Galatya devleti hüküm sürmüş. O dönemden sonra az da olsa Hristiyanlık dönemi yaşanmış. Sonra Roma İmparatorluğu'na bağlanmışlar. Bizim buradaki yaşayan halkımız rivayete göre Çukurova bölgesinden gelen, Kozan Beyliği'nden gelen Türkmenler, Yörükler, Varsak Türklerine dayanır. Tipikte zaten Varsak özelliklerini gösterirler. Renkli göz, sarışın olmalarından bellidir. Sizden de olduğu gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun 18. yüzyılda yerleşik hayata geçirmesiyle bizimkiler bu tarafa, Orta Anadolu'ya, bozkırlarına doğru hareket ederler. Evet. Ve yerleşim yeri olarak burayı seçerler. Çok büyük tarihe önderlik yapmışlardır, evet. Peki tarihin kalıntıları halen daha var mı? Evet, burada yazıtlardan anlaşılıyor. Galat dönemindeki tarihi kitabelerin üzerindeki yazılara göre Piskopos Pitanosus'un yazıları görülmektedir. Halen daha vardır. Vallahi gerçekten manzarası başkanım hayran bırakıyor. Tarihi hayran bırakıyor. Şimdi sevgili izleyenler, biz de daha önce gelmiştik ama bu kadar ayrıntılı gezme imkanı bulmamıştık. Her köşe başında, her sokağın çıkışında farklı bir güzellikle karşılaşıyoruz. Şimdi de başkanım bize nereye gezdirecek? Mağaraların olduğu yere gezdirecek. Bakalım bizi orada nasıl bir tarih bekliyor? Hep birlikte izleyeceğiz şimdi. Muhtarımla beraber bu mağaraların şöyle bir hikayesine giriş yapacağız. Evet muhtarım, Ezan-ı Muhammed'i de bir yandan da okunuyor. Burayı da biraz kısa keselim istiyorum. Şu mağaraların da hikayesini sizden mi dinlemek isterim? Bu mağaralar erken Roma dönemine ait. İlk Hristiyanlık zamanında yapılmış oyma mağaralardır. Tamamen el işçiliğiyle oyulmuş içerisinde. Kendisinden oluşum yoktur. Aynı yukarıda olduğu gibi bu tepenin aşağısı da tamamen bir yerleşim yeri olarak dizayn edilmiş. İşte korunaklı, savaşlardan falan korunmak için dizayn ettikleri güzel bir yer. İrili ufaklı böyle kaç tane mağara var muhtarım burada? Şu anda kayıtlı 20'ye yakın mağaramız var ama kendiniz de biraz önce gösterdiğim gibi evet. Erozyonla, kaçak kazılarla çeşitli mağaralarda ortaya çıkmaya başlamış şu anda. Ama işte bakımsız olduğu için, yani Kültür Bakanlığı'nın ya da herhangi bir şekilde birinci derece sit alanı olduğu için bizde bir çalışma yapamıyoruz biz burada. O yüzden biraz atıl durumda. Evet. Ama inşallah Büyükşehir Belediye'miz buraya da bir el atar. Buranın da bir güzel ışıklandırılmasını ve turistik bir alan olarak açılmış olur inşallah. Biz de gelenleri gezdiririz. Güzel olur yani. Yani bir Kozanlı gölüyle meşhur bir yer ama mağaralarıyla da ön plana çıkar inşallah. İki tane şimdi Kozanlı'yı gezmedikleri için, pek bilmedikleri için ben şöyle anlatayım. İki tane bizim burada yeraltı şehrimiz var. Değerlendirilmiş olsa memleketimize ve Kozanlı'ya çok büyük gelir getirebilecek bir yer. Yani şu anda gördüğümüz sadece yüzeysel. Ama bir de bunun bir kısmı. Bir de bunun yer altı var. Yani inşallah ona da sizin vasıtanızla dile getirmiş olalım. Onu da inşallah değerlendirirler. Bu şekilde söyleyelim. Evet sevgili izleyenler, şu anda kaleden bir türlü ayrılamadık. Niye? Hangi adımı atsak altından farklı bir hikaye çıkıyor. Şu anda kalede bulunduğumuzu ifade ettik. Buranın meğer çok farklı bir adeti varmış. Çok farklı bir hikayesi varmış. Ben de bu adeti sizlerden mahrum bırakmak istemedim ve ayrıntısına girmek istedik. Şimdi abicim önce bir tanışalım, sonra şu hikayeye bir giriş yapalım. Ayhan'daler. Evet, Ayhan abi. Konya'da kalıyorum.
İş yerlerim, kendi işimde çalışıyorum. İyi maşallah. Allah'ım yardımcın olsun. Allah razı olsun. Hikayeyi bir dinleyelim. Allah razı olsun. Şimdi buranın geçmişe dayalı bir hikayesi var. Evet. Mazisi var. Burada yemek yedikten sonra gelin gelmeden evveli sağ dışla damadı buraya çıkartırlar. Evet. Burada davul, efendime halay çekerler. Damadın ayakkabısını alırlar burada. Bir dakika. Şimdi burada damada eziyet mi ediliyor burada? Damada sağ dışlara eziyet ediliyor burada. Damat ve sağ dışa eziyet ediliyor, evet, burada. Nasıl bir eziyet abim şöyle? Ayakkabısını alırlar burada. Ayakkabısını alırlar. Yalnız ayakkabısının bağışını vermek mecburiyetindesin. Allah. Yani ayakkabı 100 liraysa 1 milyar da olsa o parayı verip kesinlikle olacak, kesinlikle yani alman lazım. Şimdi bu Kozanlı'da evlenen her gencin başına geldi mi bu olay? Evet. Yani biz çağdaki insanların başına geldi yani. Bu işin elebaşı kimdi? Sen miydin yoksa? Hayır, hayır. Hayır, bizim büyüklerimiz idi. Şimdi o zaman o anı şöyle bir canlandıralım. Burada bir tane abim var. Evet. Damat adayı diyelim mi? Evet. Damat olsun. Abim, seni bir tanıyalım. Abim de bu arada yönetimden. İsmim Oğuz Bulan, Konya'dayım. Minibüsçülük yapıyordum. Kozanlı Derneği'nde yönetimdeyiz. Allah senden razı olsun abicim. Evet. Bu arada yönetim maşallah hepsi genç ve dinamik. Şimdi bu hikayeyi ne yapacağız? Burada canlandıracağız. Bir de sağ dış bulalım o zaman. Sağ dışta şu abim olsun mu? Olsun mu? Tabii olsun. Hemen olsun. Gel abim, hemen gel. Burada Kozanlı'nın adet ve geleneklerini yaşayacağız. Bir de seni tanıyalım abi şöyle. Abi ben Serhan Yılmaz, muhtarlıkta azayım. İyi maşallah. Sen de Kozanlı için sevdalısın, evet, koşturuyorsun. Aynen öyle. Şimdi bu amcamın aynen anlattığı adetler senin de başına geldi mi? Tabii aynen. Sen de biliyorsun yani. Aynen. İyi o zaman, yani olayı anlatmaya gerek yok. Şimdi abim damat, abim de sadıç. Evet. Şimdi gel abi buraya gel. Bunlar yazık böyle düğünden kopmuş buraya gelmişler. Şimdi şu adeti bir canlandıralım şöyle. Burada arkadaş, hı, damat. Tamam. Serhan Bey de sadıç oldu. Olur. Tamam. Temsili. Evet. Mahmut Bey'le de biz yani böyle bir şeyiz. Damadın ayakkabısını alırız. Aha, evet. Bu şu an damadın ayakkabısı yalnız, alınıyor. Yalnız bu arada sadıç müdahale eder. Ama aldırtmamaya aldılar mıydı? Evet. Bunu kesinlikle büyüklerimiz, bizim babalarımız, amcalarımız bunun bağışını kesinlikle vermek mecburiyetinde. Yani başka türlü o ayakkabı gitmez. Başka türlü gitmez. Verecek. Yani ne isterse verecek. Vereceksin. Bu ayakkabı 100 liraysa 10 milyar da verecek ama bu ayakkabıyı alacak. Yani giderim kesinlikle başka bir ayakkabı alırım. Ha, giderim, olayı olmaz. İlla kesinlikle o bağış alınacak. Tabii kesinlikle o bağış alınacak. Tamam, o bağış alındı diyelim. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra damadına, ayağına giderler bu ayakkabı. Güle oynaya herkes. Başka bir eziyeti yok. Başka yani bir eziyeti yok. Evet sevgili izleyenler, bizler ne yaptık? Kozanlı Mahallesi'nin altın üstüne ambiyane bir tabirle getirdik. Dağ bayır gezmeye devam ediyoruz. Başkanım dedi ki dağ bayır gezmekle bu iş olmaz. Şöyle bir yemek yiyelim. Şöyle bir betimize benzimize bir kan gelsin. Tekrar gezmeye devam ederiz. Buralar kaçıyor mu dedi. Sonuna kadar da haklı gerçekten. Şimdi ne yapacağız? Birbirinden kıymetli ablalarımız, Allah razı olsun bizim için, yani bu soğukta hazırlık yapmışlar. Şimdi onlarla tanışacağız. Yaptıkları yemekler hakkında bilgiler alacağız. Bakalım Kozanlı'nın hanımlarından ne gibi marifetler çıkmış. En ince ayrıntısına kadar gireceğiz. Ablacığım, canım ablam benim. Önce seninle bir tanışalım inşallah. İsim ne ablam benim? Benim Müzeyyen. Müzeyyen ablam benim. Bak vallahi var ya, böyle dilim falan dolaştı. Birbirine girmeye başladı böyle. Siz ne yapmışsınız böyle, döktürmüşsünüz ya? Bir şey değil, yaptık işte. Bu bir şey değil diyorsun yani. Evet. Kozanlı'nın hanımları marifetli midir bu noktada? Marifetli hanımlarımız. İddialı mısınız bayağı? İddialıyım, marifetli. Böyle bir düğün dernek falan olduğunda böyle hanımlar marifetini yarıştırır mı? Evet, hep öyle. O düğün zaman dedim. Sen ne yaptın bugün bize? Her şeyi yaptık, börek, kaygana, pilav, burada olan çorba, her menüden emeğin var mı senin de? Var, zaten sayılır, emeğim sayılır, hep hazırlamışım. En iyi hangi yemekte iddialısın? Mantı, börek, şey. Yani yoğunlaştığın bir şey yok, ben hepsini yaparım diyorsun hepsini yani. Yaparız, hepsini yaparız. İyi maşallah ablacığım benim. Ekip arkadaşları kim? Akrabalar mı, komşular mı? Hem akrabalarım, hem kardeşimin karıları, emimin çocukları, komşular. Hısımım. Oo, senin ekip iyiymiş ama ha. Oklavayı alıp benim de aranıza böyle karışasım geldi. Benden olmaz ama, değil mi? Bir de şöyle ablalarımın hatırını sorayım mı? Sor. Hemen soralım şöyle, ablalarımla da tanışalım. Ablacığım bir de seni tanıyalım hele. Menekşe Karpuz. Menekşe ablam benim. Kendinden emin bir duruşun var böyle. Evet. Yemeklere hakkını vermişsin. Elimizden geleni yaptık. Sen hangilerini yaptın ablam? Börekte işte, hepsinde biraz payımız var.
Her şeyden biraz hallediyorsun yani. Hepimiz sende. Ortak yaptık işte. Kozanlı'nın olmazsa olmaz yemeği nedir peki? Mantı. Mantı. Evet. Kesinlikle olmaz diyorsun yani. Düğünlerimizde. Ama şöyle erkeklere de şöyle bir süzüyorum. Yani hiç böyle mantı yiyen erkek tipi yok yani. Göbek yok yani. Erkekler gayet fit duruyor böyle. Demek ki erkekler maşallah sportif yani. Patlıcan böreğini de seviyor erkeklerimiz. Patlıcan böreği mi? Evet. Allah. Saçta. Hanımlar yapar da erkekler yemez mi? Yaparsak yani? Yerler. Sen de bu köydensin değil mi ablam benim? Evet köyden. Dışarıdan gelin falan gelmedin yani. Yok değil. Şimdi böyle bir düğün dernek falan olduğunda Kozanlı hanımları tek bilek oluyor mu? Tabii ki. Yardımlaşmamız yani. Çok güzel. Vallahi maşallah takdire şayan bir durum bu ya. Tabii ki. Gerçekten şuraya bakıyorum şöyle. Yeme de yanında yat. Atasözü nereden çıktıysa onu bir düşünmek lazım. Yanında yatılır mı bunların ya? Homini gırtlak yemek lazım. Bir de şöyle ablamın hatırını soralım inşallah. Ablacığım bir de seninle tanışalım. Ben ev sahibiyim. Sen ev sahibisin. Hoş geldiniz. Aa, dur o zaman ev sahibinin yanına bir. Çok yorgunum ben komşuma vereyim. Olmaz. Ben ev sahibiyle bir tanışacağım. Şimdi başkan beyin neyi oluyoruz? Başkan beyin. Abim kaynım oluyor. Çelebim oluyor. Allah siz ailecek protokol böyle. İyi maşallah. Ama tam bir ev sahibi duruşu var sende. Kendinden emin duruyorsun böyle. Eminim. Şimdi bu hazırlık aşamasında nasıl bir yol izlediniz? Böyle hanımları tek tek topladın mı, çağırdın mı? Aynen öyle. Daha önceden haberimiz olsaydı daha güzel yapardık. Bunlar hiçbir şey değil. Abim önceden söylediği için biraz aceleye geldi. Burası ne zaman hazırlanmaya başladı abla? Bir günlük. Dünkü yaptığımız şeyler. Allah demek ki var ya şöyle başkanım bir hafta öncesinden haber versek. Allah olsun. Siz burayı yıkardınız o zaman ablacığım sağ benim. Sağ olun hoş geldiniz. Allah memnun kaldıysanız biz de demek, çok memnun kaldık. Demek? Ya yeme içme bahane bizler sizin güler yüzünüze geldik. Dur hemen olsun, öyle hemen olsun. Öyle kaçmaya. Dedikodu yapacağım ben. Kozanlı'da hayat nasıl gidiyor? Ben yorgunum sen komşumuna konuş. Sen yorgun değilsin. Bir Kozanlı'nın hanımları kolay kolay yorulmaz. Doğru mu? Doğru. Sen neler çok yapıyorsun ya köyde başka? Anlat vallahi. Bakalım. Çiftçiyiz. Hayvanlarımız var. Tarla, bağ, bahçe de var. O da var. Aynen öyle. Yapıyoruz elimizden. Peki yazın mı daha çok çalışıyorsunuz, kışın mı daha çok çalışıyorsunuz? Yazın daha çok çalışıyoruz. Kışın ne de olsa biraz daha rahatız. Ama huzurunuzda yerinde değil mi maşallah? Var Allah'a şükür tabii ki. İyiyiz Allah'a şükür. Allah'ım ağzınızın tadını bozmasın inşallah. Amin cümlenikini. Sen böyle yorulmuşsun, bayağı bir yorulmuşsun. Gözler falan böyle gitmeye başladı. Ben bir de ablamın hatırını sorayım o zaman. Müsaade var şöyle hemen biz de yaklaşalım. Abam bir de seninle tanışalım. Sağ ol Allah razı olsun kuzum. Hoş geldiniz hoş öncelikle. Bulduk. Allah razı olsun. İsmini bağışla bize. Suzan Akta. Suzan teyzem benim neler yaptı bizim için? Neler yapmadık? Komşuyla ortaklaştık yaptık elimizden Allah, geleni. Değil mi yani daha ne tabii. Olsun? Ortada her şeyden önce bir sevgi var yani. Evet. Sen neler yapıyorsun köyde? Anlat bize şöyle. Biz de köyde çiftçiliğiyle, hayvancılığıyla uğraşıyoruz işte. Başka ne işimiz olacak köyde? Günümüzü gün ediyoruz. Günümüz gün yani. Tabii. Çok şükür Allah'a. Senin bu Kozanlı'da en çok hoşuna giden şey ne? Havası mı, suyu mu, havası, bağı mı, bahçesi havası, mi? Suyu, dayanışması. Dayanışma dedin, beni böyle can evet, evimden vurdun. Tabii. Ben de şu tabloyu görüyorum, gerçekten hayran evet. Kaldım. Yani takdire şayan bir durum. Evet. Böyle birçok hanımın böyle bir araya gelip de bir şeyler hazırlaması. Biz de her zaman böyle ölümümüzde, düğünümüzde, her şeyimizde böyle birbirimizle yardımlaşırız. Ya. Vallahi var ya. Peki o zaman seni böyle gurbete falan yolladıkların var mı? Yurt dışında falan. Gelin, kız falan var mı şöyle? Çocuklarım var Konya'da. Yurt dışında kardeşlerim var. Allah. Yazın geliyorlar onlar. Geliyorlar. Geliyorlar. Aynı bu servisi bizden istiyorlar. Aynısını yapıyoruz biz de onlara. Hiç böyle oradan arayıp da böyle anam özledim özledim diye böyle feryat figan eden var mı? Olmaz olur mu? Vallahi. Bu sene ilk defa kızım gitti gurbete. Tokat'ta okuyor. İyi. Mantı dimeliyor. Gelecek ama yazın. İnşallah, inşallah nasip. O zaman şöyle nasip Tokat'a kısmet. Da bir selam yolla da kızımız da sevinsin şöyle inşallah. Kızım sana sevgi selam gönderiyor. Annen burada. Mantısı yerinde, keyfi yerinde. Hiç problem yok. Gayet güzel yani inşallah. Evet. Senin bey nerede? Benim bey de yok bugün misafirliğe gitti. Vallahi kaçırmış. Kaçırdı. Vallahi izleyince canı çekecek. Kaçırmış. Canı çeksin elime. Ama neyse sen yaparsın nasıl olsa değil mi yani? Ben ona bir hava atayım da. At. Hemen havaya. Hem izliyorum bak şu anda hemen havaya. Mehmet canını çeksin sen burada olmadığın için. Bir de şöyle ablalarımın hatırını soralım. Bir de şöyle yaklaşalım. Efendim aranıza girebilir miyim şöyle? Aha da girdim. Ablam bir de seni tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablam benim. Nasılsın iyi misin? İyiyiz. Ne yapıyorsunuz? Çok şükür ablacığım. Bizler de böyle köyün dağ tepe geziyoruz. Sen neler yaptın bizim için? Biz de yardımcı olduk komşuya. Var yaptık hepimiz. Ey maşallah. Vallahi var ya sizin bu sohbet ortamı benim çok hoşuma gitti yalnız ha. Komşularla bir olduk yaptık. İyi maşallah. İsim neydi ablam? Lale Kavak. Lale ablam kaç yaşında? 60 yaşına giriyor işte. Ama maşallah var ya. Dinçsin ne güzel. Nazarımız değmesin. Dincik biz çalışıyoruz köydeyiz. Değil mi yani çalışmazsan ense yaparsan tabii. Sıkıntı yani değil mi? Köyde malımız var. Oo, işimiz çok. Güzel.
Çalışıyoruz. Çoluk çocuk Bincik. Neredeler ya? Avrupa'da ikisi de. İki Oğlum. Tane var, ikisi de Avrupa'da. İkisi de Avrupa'da. Hacı amcamla sen de buradasın. Buradayız biz de ikimiz. Hacı amcam nasıl? İyi mi o da? O da iyi şükür. O da bu grubun içinde mi yoksa? Bu grubun içinde yok. Tüh, o da mı kaçırdı? O da kaçırdı bu. Değilse artık komşuda bir şey, ona da az bir şey düşer, düşer yani. Değil tabii, mi inşallah? Tabii düşer inşallah. Sağlık saatte yerinde de yerinde inşallah. Yerinde şükür Allah'a şükür. İyi maşallah. Daha ne olsun? Şükür o zaman iyiyim. Sen de şöyle bir gurbetteki çocuklara bir selam yolla şöyle hadi bak. Çocuklarıma selam ederim. Gözlerinden öperim yavrularıma, kurban yavrularıma. Özledin mi? Özledim tabii. Vallahi ama. Vay vay vay. Yazın gelecekler ama inşallah gelecek, değil mi? Gelecek inşallah gelecek. Allah'ım huzurunuzu bozmasın inşallah. Amin. Rabbim emanet ol teyzem benim diyelim. Bir de şu ablamın hatırını sorayım. Ablam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın ablam, iyi misin? İyiyiz elhamdülillah. Sizleri gördük daha memnun oldum. Ben de sizi gördüm. Yemekleri gördüm. Daha da bir iyi oldum böyle. Zevk duyduk yani. Köyümüze geldiniz, şenlendirdiniz. Allah razı olsun. İsmini bağışlar mısın İsmim bana? İsmim Bahar. Bahar ablam benim. Başkanımla var mı bir akrabalık? Komşumuz. Komşumuz? Evet. Başkanın biraz dedikodusunu yapalım mı? Yapalım. Yapacağım. Başkanın dedikodusunu yapacağım. Yapalım. Nasıl başkan, çalışıyor mu? Vallahi köyü gördüğüm sever, kadarıyla çalışıyor yani. Sever. Herkes de sever. Ağır. Efendi öyle hani kimseye şeyi yok. Başkan bulamadık. Bir açığını bulamadık vallahi var ya. Yani. Ama Allah razı olsun bizim için de sabahtan evet. beri koşturuyor böyle. Evet. Gerçekten iyi bir insan. Başkana da bir alkış gelsin o zaman şöyle. Başkana. Yani sevgili izleyenler, marifet her zaman için ne demişler? İltifata tabidir. Demek ki başkanım da iltifatı hak ediyor. Biz de iltifatlarımızı evet. sunuyoruz yani. Şimdi Bahar ablama gelecek olursak. Bahar ablam köyde neler yapıyor? Vallahi köyde ben hiçbir şey yapmam. Yiyorum, içiyorum, yatıyorum hazır. Hiçbir şey yok. Aha dur, dur. İnek şimdi yok, tavuk yok, koyun yok. Hiçbir şey yok. Şehir hayatı. Allah. O zaman tarla, bağ, bahçe var mı sizin? Bağım bahçem de yok. Benim eşim yurt dışında. Oraya gidiyorum geliyorum. Anladım. Kardeşlerim orada. Adapazarı'nda kaynım var. Kaynatam falan o yanda. O yanına gidiyorum. Geziyorum ben bol. O zaman başka sen bir şey de yok. Ben gibi geziyorsun. Aynen öyle. İyi, iyi. Ölmeyeceğim mi? Ne yapacağım boş bir bu dünyada? İşte bu. Vallahi helal olsun. Ölmeyeceğiz mi yani, değil mi yani? Aynen öyle. İşte bir gün varız yarın yoruz. Sen de şöyle eşe dosta bir selam yolla ben o zaman. Ben de Danimarka'daki kardeşime, eşime, konuma, komşuma herkese çok çok selam. İsveç'teki kız kardeşime, Elif bacıma çok selam. Vallahi ablam Adapazarı'ndaki, Bursa'daki kayınlarıma, bütün herkese tüm kucak dolusu sevgi, saygı. Bitti. Ablam burada. Keyfi de yerinde. Maşallahı var yani. Hiç bu problem yok. Yani şuradan, şükür. Şu koldan devam edelim. Ablacığım kendine iyi bak inşallah. Allah. Burada bir tane dünya tatlısı bir fıstığımız var. Doğru mu tahmin ettim? Erkek mi? Olsun, erkekten de fıstık olur. Olmaz mı İlhan? Olur olur. Adı ne bunun? Ahmet Miraç. Yaşı uzun olsun inşallah. Rabbim acılarını göstermesin. Aa, mikrofona sarıldı. Gel ben seni az büyü de ben seni yanıma alayım, olur mu? Haşan benim. Ablam bir de seni tanıyalım. Tanıdın ya beni. Ben tanıyacağım. Benim kafa gitti. Vallahi kafa gitti. İlan. Oluyor öyle arada demek. Tanımadığım kim kaldı? O zaman. Aha. İlan. İlan dön geriye. İlan gel. Abi. İlhan'ım. Yapacak bir şey yok. Beyine vitamin gitmeyince çalışmıyor işte. Bir de teyzemin hatırını soracağım. Teyzem nasılsın, iyi misin? Sağ ol, Allah razı olsun. Siz de hoş gelmişsiniz. Allah razı olsun. Teyzem beni bir oku üfle ya. Benim beyin gitmeye başladı. Ne diyorsun? Tanıştığım adamla bir daha tanışmaya kalktım. Olabilir aşağıda. Ama bir de seni tanıyalım ben şöyle. Vallahi ben de bu geldiğiniz evin ablasıyım. Komşumuz başkan. İyi maşallah. Seviyoruz kendisini. Vallahi ben de üzülüyordum. Şöyle nur yüzlü bir teyzemle tanışmadan buradan gideceğim diye. Bak. Görüyor musun? Allah değil mi? İçime doğmuş demek ki, sen çıkmış gelmişsin. Allah razı olsun. Hacı dedem nerede ya? Hacı deden 21 yıl oldu, Allah aldı. Vallahi mi? He. Yapacak var. Yapacak bir şey yok. Tabii. Sırası gelen gidiyor. Evet, evet. Herkes yerinde rahat olsun. Allah'ım öbür tarafını şenesin. Maaş İnşallah. Falan bıraktı mı? Bıraktı. İyi bıraktı, o zaman. Evet. Tamam. Problem yok. Amcam yattığın yer nur olsun. Maaş da bırakmışsın. Sanki beni izliyor. Ben kime selam yolluyorsam. Benim de kafa bir acayip yani. Senin çoluk çocuk neredeler ya? La bir oğlum var yurt dışında, Danimarka'da. Kızım var İsveç'te. Burada bir oğlum var, öğretmen. Kızım var biraz rahatsız İyi maşallah. Yanımda. Senin sağlık saatte yerinde mi? Çok şükür elhamdülillah. Allah gününüzü aratmasın. Hadi o zaman sen de şöyle çoluğa çocuğa bir selam yolla da burayı noktalayalım. Yavrularıma selam gönderiyorum. İzlerlerse. Hepsini çok seviyorum. Herkese selam, bizi izleyenlere. Allah'ım senden razı olsun. Allah'ım işinizi rast getirsin. Allah senden razı olsun. Bizlerden de duanı eksik etme, olur mu inşallah? Allah her şeyi gönlünüze göre Allah'ım versin inşallah. Allah'ım senden razı olsun. Sizden evet de. Sevgili izleyenler, teyzemizin de hayır duasını aldık. Ahali şu anda başkanım da dahil olmak üzere sofraya yumuldular. Evet sevgili izleyenler, Ayhan abim dedi ki ben bayanlara, hanım kardeşlerimize şöyle bir teşekkür etmek istiyorum dedi. Buyur Ayhan amcam. Erkan Bey burada başkanı alkışladı ama ben de bayanları alkışlatmak istiyorum. Helal olsun. Ellerine helal olsun. Sağlık. Gerçekten bu bayanlar bizim gurur kaynağımız. Ben kalede de açıklama yaptım. Bayanlarımız gerçekten yani arkamızda.
Allah razı olsun ablalarımın, emeğe geçen bayanlarımıza, hepsine ben burada herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Helal olsun Ayhan abi. Heykeli dikilecek adamsın inşallah. Allah razı olsun. O zaman sen afiyet olsun. Sen soğutma, devam et. Sen devam et. Yaradan'a sığın, devam et. Burada bir tane First Lady ablamız var. Muhtar hanımı. Bir de seninle tanışalım inşallah. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk ablam benim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Çok şükür ablacığım, biz de iyiyiz. Siz de iyiyiz. Yemeği yiyince daha da iyi olacağız inşallah. Afiyet olsun. Sen Kozanlı mısın? Bu köyden misin? Bu köydenim, Kozanlı'danım ben de. Eşim İbrahim yani. Korkmaz. Oh, iyi maşallah. Hem kızım hem gelinim yani. Kozanlılıyım. İyi. Çok güzel. Sen neler yapıyorsun ya köyde? Ben mi? Ben de işte uğraşıyorum işte genellikle. Bazen yalnız var ya, benim bir şeyim, dikkatimi çekti ablam. Benim eşim mahalle, bizim Doğutepe'nin muhtarıdır. Biraz mal alır, mal hangisi, satar. Hangisi? Keçi, koyun, ne isterseniz. Gördüm. Onları alır satar. Biz de onlarla uğraşırız işte. İyi maşallah. Huzurunuz daim olsun ablacığım inşallah. Sizden de Allah razı olsun. Sen de şöyle bir eşe dosta selam yolla da burayı noktalayalım. Benim de Almanya'da, Danimarka'da herkese çok selamlar gönderiyorum. Hoş değil geldiniz yani? Yazın diyorum. Buyursun gelsinler inşallah, evet, değil mi? Evet, buyursun gelsinler. Evet sevgili izleyenler, mide gıdasını aldı. Şimdi sıra neye geldi? Ruhlara. Şimdi ruhun da vitamin alma zamanı geldi diye düşünüyoruz. Ve tam bu ihtiyaç duyduğumuz anda birden bir ışık belirdi böyle. Bir abim geldi. Şimdi ne yapacağız? Onunla tanışacağız. Ruhumuzu şöyle biraz okşamasına yardımcı olacak abi. Hemen şu abim benim tanıyayım ilk önce. Kibar Hasan. Bitti. Hadi dağlar seni delik delik delerim, delerim. Kal buralar toprağını elerim, aman aman elerim. Dani. Allah Allah'tan söylemem dedi yani. Abime kuvvetli bir alkış gelsin şöyle. Evet sevgili izleyenler, bizler Kozanlı Mahallesi'nde gördüğümüz tüm kıymetli isimlerle tanışmaya devam ediyoruz. Şimdi bir tane amcamızı bulduk. Amcamızın şöyle bir özelliği var. Öncelikle dernek başkanımızın babası, daha sonra da çok hakim bir noktada evi olan, yani Kozanlı'yı gerçekten var ya, manzarasıyla en iyi izleyen amcalarımızdan bir tanesi. Doğru mu amcam benim? Senin nereden geldi aklına buraya ev yapmak? Ha, biraz uzun hikaye de, dedem şeyde askermiş. Nerede? Gümrü'de. Tamam. O Gümrü nere biliyor musun? Erzincan, efendim Türkiye, o hudutta 6 sene orada askerlik yapmış. Orada o şeymiş, çamlık, ormanlık. Gelince burada diyor ki ya bu dağlara çam diksek dedemi ayıplarlar. Burada çam mı olur derler. Birader de belediye başkanıyken buraya başladı işte, dikti. Tuttu, o zaman da aynı lafı yaptılar ama. Ya burada ağaç mı olur? Ve oldu. Ben de ondan işte dedemden kalma bir şey oldu heves. Bu çiftliği kurdum. Sen de dedin burada ev olur mu? Olur. Olur. Burada yaptım. Badem olur mu? Olur. Ceviz olur mu? Olur dedim. Olmaz diye zorlattılar. Su çıkmaz dediler. Kuyu var aşağıda 100 metre. Oradan damlama sistemiyle suluyorum. Velhasıl şimdi meyve vermeye başladı. Satıyorum. Yani olmazları başardın yani. Evet. Zaten zoru pek severim. Vay işte bu ya, helal olsun. Vallahi senin şu manzara gerçekten harika. En şanslı Kozanlı'da sensin. Allah ama razı olsun. Ben de şanslı hissediyorum. Muhabbete daldık. Evet. Tanışmadık şöyle. He. İsmini bağışla bana. Ali Karpuz. Ali Karpuz amcam. Köyde hayatını nasıl geçiriyor? Şöyle biraz da onlara giriş yapalım. Köyde hayatım işte böyle, burada çalışarak, bunları sulayarak, budayarak, arasını sürerek şeyle, traktörle sürüyorum tabii, çapa filan. O sandıkça buraya geliyorum. O benzin istasyonu da
bizim onlarda da ilgileniyorum, getir götür işi yaparak. Ama seni topraktan vazgeçmiyorum bir şekilde. Çok seviyorum. Toprağı çok seviyorum. Yaş kaç amcam benim? Tahminen kaç? Hadi 70 diyeyim. 77. İyi ya, yine yaklaşım zülfet ama maşallahın var, dinamiksin yani, nazarımız şimdi değilsin. Künde kışın Konya'da da otururum. Hı hı. En az 6-7 kilometre sabahları yürüyorsun. Ekibimiz var. Her sabah yürür müsün? Tabii, her sabah. Artı daha evvel burada yüksek dağlar var, Karacadağ. Evet. Gözü... Altı kaya şöyle bir... Şu dağ var ya. Evet. O dağ ekiple arar, ekimden toplanır, o dağın üstüne yayandırmanırdık. Bu arkada dağlar var, oralara. Burada Mangal Dağı var. O Kurtuluş Savaşı'nın en yoğun olduğu bir yer. Orada 5-10 kere el değişiyor. Evet. Bir bizim askerler alıyor, bir Yunanlar. En sona eğer orayı kurtarsaymış Ankara'ya kadar gidecekmiş, o dağa gittim. Burada yakın. Velhasıl bu yüksek dağlar hep bölgenin gezdik. Sen karış karış gezdin yani. Geziyorum. Bunları. Türkiye'yi de gezdim karış karış. Maşallah. Ali amca maşallah, sende de vallahi yok yok. Sende de yok yok. Allah razı olsun. Hacı teyzem ne yapıyor ya? Maalesef. Aha. Ya. Yok. Tam damarına mı bastık? Kaç sene oldu? 5-6 sene oldu. 5-6 sene oldu. Vay vay. Yalnızlık zor zanaat. E işte bu benim kayınçom nerede? Kayınço. Kayınço nerede? Kayınço geldi. Ha. Bakmıyor. Niye bakmıyor? Aramıyor. Bulmuyor. Aha, olmaz ama şimdi bulmak lazım. Ya. Ama Erkan Bey, ben kendisine buldum. Beğenmedi mi? Beğenmedi. Aradığın şartlar ne senin? Şimdi bunun bulduğu yürüyemeyecek bir kadın. Olmaz. Amcam yürümeyi seviyor. Yürür. Ya yürüyecek. Olur. Ama yaş 77 diyor. Yaş olsun. 77 ama iş bitmemiş işte. İş bitmemiş. Öyle Allah. Ya. Sen kriterlerini söyle bakayım. Bir kere senin emeklilik var mı? Var. Tamam, maaşın var. Başka? Var. Başka? Yani bu zamanda evlenmek, kız almak kolay değil yani. Doğru. Tarla falan verebileceğin mi? Maalesef tarla yok. Tarla yok mu? Çocuklara dağıttım tarlaları. Çocuklara dağıttım, bir maaş kaldın yani. Bana kalan bir bura. Bir burası var yani. Evet. Eğer ki... Bir de Konya'da evim var, başka yok. Aa, Konya'da evde mi var? Vallahi iyiymiş yani, pazarlık biraz kızışmaya başladı yani. Kızışsa da bunlar benim ihtiyacım, ihtiyacım dışında yok. Değil mi yani? Başka ya, ne olsun yani? Maalesef. Amcam inşallah Rabbim gönlünün muradını versin. Nasip de varsa çıkar. O muhakkak yani. Canım da böyle yani? Hayırsız kayınço olursa bu iş zor olur. Siz o zaman var ya, beraber bir çay için şöyle bu konuyu bir daha bir masaya yatırın. Yatırıyoruz canım. Her gün yatırıyoruz canım. Her gün yatırıyorsunuz. Evet. Valla bu gidişle bu mevzu sanki kapanmayacak gibi de. O zaman var ya şöyle, çoluğa çocuğa bir selam yolla, seni burayı biz noktalayalım. Çocukların hepsine selam ediyorum. Kozanlı'nın tümüne ve bütün Türk milletine selam ediyorum. Allah senden razı olsun. Cümlemizden. İnşallah bir elini öpelim. Bizlere rica de ederim, rica dua ederim. İnşallah olur mu? İnşallah inşallah. Biz de sana dua edelim. Tez vakitte düğününe gelelim, çekim yapalım inşallah. İnşallah bekleriz. Vallahi amcam çok istekli. Bekliyor bakalım. Kır düğünü mü yapacağız? Tabii canım, tabii. Erkan, davullu zurnalı. Muhakkak. Allah. Erkan Bey, başkan benim kadar uğraşmıyor. Bak yeğeni var. Ama uğraşmıyor. Olmaz. Onun nazı ama sana yani, geçiyor. Kayın son benim yani. Kayın, ya bir kayın bin koyun demişler. Yapacak bir şey yok. Sen uğraşacaksın artık. Sevgili izleyenler, artık ilerleyen zamanlarda ne olur bilmez. Belki de Ali amcanın düğününe gelir, burada halay çekeriz. Erkan Bey, ben bir şey söyleyeyim de çakma dahi değilim. Birilerine bir mesaj gitsin. Önce bu bir. Biz İki, anlamadık ama neyse. Anlayan anladı. İki, akşam Panathinaikos karşısında Beşiktaş'a başarılar dileyim. Sizin aracınızla. Abi taraftar çıktı yani. Neyse bakalım. Bizler ne yapıyoruz sevgili izleyenler? Kozanlı Mahallesi'nin altını üstünü getirmeye ve gezintilerimize devam ediyoruz.
Evet sevgili izleyenler, Kozanlı'ya gelinir de kuş cennetini gelmeden buradan gidilir mi? Tabii ki gidilmez. Kozanlı denince akla bu muhteşem manzarasıyla bu göl geliyor sevgili izleyenler. Burası anlatılmaz yaşanır diye tarif ettiğimiz alanlardan bir tanesi. Ben şimdi burayı anlatıp bu az bilgimle burayı bertaraf etmek istemiyorum. Burayı şimdi detaylı bir şekilde başkanımdan dinleyeceğiz. Burası gerçekten gerek Konya içinden gerekse Konya dışından hatta ve hatta yurt dışından ziyaretçilerin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Doğru mu başkanım? Doğrudur. Şimdi ilk önce buranın ismiyle bir giriş yapalım inşallah. Bura Kozanlı'nın Gökgöl kuş cennetidir. Evet. Burada 80'e yakın kuş çeşidimiz vardır. Hı hı. Göçmen kuşların geçiş güzergahındadır. Burada nesli tükenmek üzere olan kerkenez kuşu, toyguyruk, balıkçı kartalımız burada ev sahipliği yapar. Bura güzel, görülmeye değer bir cennet gibidir. Şimdi en hareketli zamanı yaz zamanı değil mi başkanım? En hareketli dönemi yaz zamanıdır. Burada balık, aynalı balık sazan vardır. Balıkçılık vardır. Başkanım gölün altı farklı bir güzellik besliyor. Üstü aynen, farklı bir güzellik besliyor. Aynen, aynen öyle. Gölümüz güzel yani tam bir kuş cenneti. Şimdi peki başkanım her gölün böyle bir efsane hikayesi vardır. Kendince evet. Böyle. Evet. Var mı buraya dair bir bilinen bir hikayesi buranın? Burada öyle bir efsanemiz yok. Burası kendi efsanesini kendisi yaratmış. Kendi yarattı. Kuşlarıyla meşhur. Kuşlarıyla yani. Meşhur. Türkiye'de ikinci sıraya oturmuş durumda. Peki ziyaretçi noktasında nasıl? Gereken ilgiyi görüyor mu? Yaz döneminde bayağı hareketli olur bura. Turistik bir bölge. Ankara'dan, çevre illerden gelenler olur. Peki başkanım, reklam noktasında, tanıtım noktasında yeterli olduğunu düşünüyor musunuz buranın? Üstüne daha fazla düşünmesi lazım mı? Bence lazım. Yeterli değil. Şu anda Ankara-Konya yolunu bağlayan yolumuz ulaşıma açılırsa daha açık olacak. Turist ziyaretçi sayısı daha çok artacak. Peki başkanım, buranın daha bir şöyle ön plana çıkabilmesi için başka neler yapılabilir? Burada çevre güzelleştirilmesi yapılabilir, çalışma yapılabilir şeylerin, butaların temizlenmesi olabilir. Peki başkanım, o zaman biz buradan şunu anlayalım değil mi? Misafirlerimiz bir hafta sonu canları sıkıldığında buraya gelip rahatlıkla mangalını yakabilirler. Aynen çocuk öyle. Çocuğuyla vakit geçirebilirler. Şu manzaradan da mahrum kalmazlar. Yani. Aynen öyle, öyle. Zaten yapıyorlar da. Yaz dönemi havalar sıcayınca geliyorlar. Burada mesire alanımız mevcut zaten. Gelip pikniklerini yapıyorlar. Peki başkanım, şimdi kuş çeşidi noktasında oldukça fazla. Evet. İddialısınız da bu noktada. Maşallah evet. Da var gerçekten. Peki balık noktasına gelecek olursak eğer. Yani olta balıkçılığı yaygın mı burada? Umduğunu buluyor mu buraya gelen balıkçılar? Buluyorlar. Olta balıkçılığı zaten serbest. Ama ağ olarak yasak. Çünkü balığın gelişmesi ve yavrulama dönemine denk geldiği için yasak dönemlerimiz var. O yasaklı dönemde dikkat ederse eğer balık tutkunları diyelim artık. Burada keyfe keder. İstedikleri zaman oltasını atabilirler evet, yani. Evet. Güzelce burada vakit geçirebilirler. Sporunu yapabilirler. Balıkçılığını yapabilirler, avlanma yapabilirler. Peki başkanım, biraz da şimdi tam yerindeyiz olayın. Biraz da şu artık şenliğinizden bahsedelim biz. Yazın her yaz gerçekleştirdiğiniz o büyük görkemli şenlikten de biraz giriş yapalım isterim. Evet, şenliğimiz de gayrı bu dönemden sonra Avrupalıların geldiği döneme dek getirip şenliğimizi o dönemlerde yapmayı düşünüyoruz. Şenliğimiz güzel oluyor. Bunu yaşayanlardan birisi de nacizane benim başkanım. Evet, evet. Biz Danimarka, İsveç gibi İskandinav ülkelerinde olan turistlerimiz var, çalışanlarımız var. Onlar da geldiğinde daha güzel oluyor. İnşallah başkanım, bu yılda her yıl olduğu gibi kazasız belasız şenliğinizi de yaparsınız inşallah. Sulah-ı rahimi gerçekleştirirsiniz inşallah, diyoruz. İnşallah. Başkanım, verdiğiniz bilgiler için size çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, sizler de eğer ki bir hafta sonu şöyle bir kafa dinlemek istiyorsanız, mangal yakmak istiyorsanız, hatta balık tutmak istiyorsanız ve hatta buradaki yüzlerce kuş örneklerini gelip yerinde görmek istiyorsanız yapmanız gereken işlem çok basit. Atlayacaksınız arabanıza, böyle çoluk çocuk geleceksiniz ve bu doğa harikasını tadını çıkartacaksınız diyoruz. Ve bizler ne yapıyoruz? Kozanlı Mahallesi'ndeki gezintilerimize devam ediyoruz. Thank you.
delice vay vay. Aman bir koş vurdum delice vay vay. Sütçü, süt. İlhan, sütçülük de yaparım ben. Yapar mıyım İlhan? Vallahi yaparız İlhan. Ekmek parası yani. Sevgili izleyenler, Kozanlı'da ne dedik? Tarım almış başını gitmiş dedik. Hayvancılık almış başını gitmiş dedik. Yetinmemişler, kooperatif bile kurmuşlar. Burada çiftçilerimizi bilgilendiriyorlar. Hayvancılık işiyle uğraşan abilerimizi bilgilendiriyorlar. Eğitim veriyorlar. Ve bir de ne yapıyorlar? Süt topluyorlar. Biz de ne yaptık? Sütümüzü aldık, geldik. Bakalım sütü bir anda teslim edebilecek miyiz? Bu süt toplama işi nasıl oluyormuş? Şimdi detayına gireceğiz. Abicim selamun aleyküm. Abi namını duyduk. Buralara hoş kadar geldiniz. Çıktık, geldik. Sütümüzü de aldık, geldik. Şimdi Kozanlı'da sütler sana mı geliyor? Kooperatife gelir. Kooperatife geliyor. Burada da sorumlu abimiz sensin, evet, değil mi? Evet. Şimdi abicim ben bu sütü inekten sağdım geldim. Misal yani sağdım geldim. Evet. Bu nasıl bir aşamadan geçiyor sana tamam. gelmesi için? Öncelikle bir numune alıyoruz. Süt numune derken abi? Sütün kalitesine bakmak için bir numune alıyoruz. Evet. Sütte herhangi bir sıkıntı çıkarsa kimde çıktığını bulmak için bir numune almak zorundayız. Bunda evet, sadece yani gerek bakteri noktasında? Bakteri, antibiyotik, kesik noktasında bakmak zorundayız. Yani ben buna Allah korusun yani su falan karıştırsam çıkar yani buluruz, şimdi burada. Buluruz. Abimden hiçbir şey kaçmıyor. Evet. O zaman uygulamalı olarak ne yapalım? Başlayalım. Abicim buyur, süt senin. Gelen ortağın, her ortağın bir numarası var. Barkod numarası var. Aa, öyle gelişi güzel bir şey yok yani. Mesela sana 32 numarayı sana verdik. Ben önce, artık 32 numaralı aboneyim öyle mi? Barkod'dan bunu numuneyi aldık. Bu evet. Numune bizde kalacak. Girdik içeri. İlhan gel bakayım. Buraya aldık bu numuneyi. Evet. Oraya bir tane delil bıraktık yani evet, değil mi? Bu delil. Tamam. Şimdi artı bunun bir kesiğine bakmak zorundayız. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Demek ki sütü öyle al kardeşim getir bu benim süt olayı yok yani. En ince ayrıntısına kadar insan sağlığı düşünülüyor ve testlerden geçiyor. Evet burada şimdi sütün numunesini alıyoruz. Şunu bir tutar mısınız? Hemen tabii ki. İlhan vallahi var ya resmen ameliyata girmiş gibi süt inceleniyor İlhan. Evet. Evet. Şimdi yaptığın işlem neydi abi? Bana kesine bakıyoruz. Bunda bakteri miktarına bakıyoruz. Kesiği var mı yok mu temiz bak. Kesik olsaydı burada peynirleşme olacaktı. Tabanda peynir olacaktı. Şu an temiz sütümüz. Problem yok yani. Tamam, bir de suyuna bakacağız bunu. Hemen şimdiki aşamamızda suyuna bakma. Şu ana kadarki tahlillerde herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Su var mı yok mu? Kuru madde oranına bakacağız buradan da. Şuradan az bir şey alıyoruz. Evet. Buradan bakıyoruz. Evet onun üstünde. Yani iyi. Sıkıntı yok. Şimdi, buradan da temiz çıktı. Şimdi alım yapacağız. Bunu alımı yapalım. Alıyoruz. Evet. Sütümüzde problem çıkmadı. Antibiyotik için numunemizi aldık. O bizde tamam. duracak. Şimdi dökelim sütümüzü. Hemen sütümüzü dökelim. Sütümüzü döküyoruz. Hele abim gel kurban olduğum gel şöyle sütü bir kaldıralım gel hele gel. Ya Kozanlı'nın erkekleri güçlü olur hele şöyle bir kaldır bakalım şöyle. Alkış filan mı istiyorsun? Alkış mı toplayayım? He? İyi maşallah Allah süt de geliyor. Vay 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 vay. Benim inek biraz cılızdı süt az çıktı. Neyse olur öyle arada. Burada sana daha önce bir numara verdik ya 32 numarayı vermiştik. Tamam. 12'ye satalım evet 12. 32 doluya girsin. Olsun. Şimdi ne yapıyoruz abi? 32'yi yazdık senin numaran. Tamam. Bastık düğmemize. Evet. Bilgisayarı aldı. Sistemi aldı. Buradan fişini verdi. Buyurun. Burada senin sütün günlük ne kadar süt verdin sabah akşam. Ay sonuna kadar ayın 1 ile 31 arasındaki sütün toplamını saat kaçta verdin hepsi burada. Mevcuttur. Bu sende net bir kalıyor. Şekilde duruyor yani. Evet, bilgisayarda gibi ay sonra da sistemden ne kadar süt sattıysan çıkar. Hesabını ona göre keseriz. Mustahsil makbuzunu şeylerini ödemesini ona göre yaparız. Yani her şey burada belgelere evet, dayanıyor evet, yani. Tabii şüphesiz. Abicim maşallahınız var yani bu noktada. Yani gerçekten şu sistem takdir edilecek bir sistem. Peki abi bu kooperatif başka süt toplama işinden başka neler yapıyor? Tarımda da varız biz. Girelim abi. Yani, ortaklarımızı ve kasabamızdaki üreticilere, mustahsillerin ekecekleri ürüne göre sözleşmeli çalışan firmalarla sözleşmeli ekim yapıyoruz. Ekim yaparken tüm ekipmanımız kendimizin mevcut dışarıda. Paramatik evet. mümzerimiz, balya makinemiz, sılaj makinemiz, patates ekim, patates söküm, yükleme, boşaltma şeylerimiz mevcut. Sözleşmeli ekim yaptığı zaman kooperatif önce oluyor, firmaları buluyor, firmalarla da ortakları karşılaştırıyor.
bir fiyatta anlaştırma yapıyor. Sözleşmeler imzalanıyor. Ekime başlıyoruz. Yani abi şöyle bir şey mi? Ben yurt dışındayım ama Kozanlı'da da benim tarlalarım var. Evet. Ben ekip kaldırma imkanım yok. Ben sana diyorum ki veyahut da kooperatife diyorum ki yahu bana bu sene işte bir 50 dönüm ekin ek mesela. Evet. O hizmet var mı? Tabii. Yapıyorsunuz yani. Yapıyoruz. Kendimiz yapacak işleri yapıyoruz ama sen sözleşmeli ekim yapacaksan ya kiraya veriyorsun ya da burada bir akraban bu işi yapacak biri varsa ondan beraber sözleşmeli ekim yaptırıyoruz. Ama siz yine her noktada çiftçimize yol gösteriyorsunuz yani. Peki şimdi çiftçilerimizin maşallah ekim dikim noktasında yanındasınız. Mesela çiftçilerimizi bilgilendirmeye yönelik. Eğitim programlarımız var. Şu an zaten KOP İdaresi'nden daha önce bir ilçe tarım kanalıyla bir proje verdik. Projemiz onaylandı. Onun şu an eğitimini yapıyoruz içerideler. Eğitim veriyoruz. Sürekli zaten eğitim yapmazsak bu işin de ilerlememiz de mümkün teknoloji değil. Teknoloji ilerliyor. Evet. Bir yandan da her gün yeni bir şeyler de çıkıyor. İlla. İster istemez çiftçilerimiz de buna eski düzenden ziyade yeni sistemi uyum sağlamaları lazım. Tabii. Ya, sürü yönetimi mesela başta baştan sürü yönetmek. Şu an aldığınız eğitim yani? Sürü yönetimi. Yani süt verimini nasıl artırırız? Ekonomik olarak daha fazla kar edip masrafı daha nasıl düşürürüz? Bu yönde bir eğitim veriyoruz. Yani hayvan beslemesinden, buzağının beslenmesinden sütün pazarlamasına kadar eğitimlerimiz sürekli var. Yani burası yani bir nevi tarım... okul yani çiftçilerimiz tabii. için. Öyle mi? Tabii. Böyledir. Peki bundan sonra artık çiftçilerimizi yeni bekleyen projeler falan var mı böyle? İnşallah. Devletimiz proje ürettiği müddetçe biz de o projelerden faydalanıyoruz. Yani çiftçimiz Allah razı olsun. Daha önce yararlandık. Yani. Kastep diye bir proje vardı. 156 baş bir hayvan dağıtımı yaptık. Bu sütler de onun sayesinde geliyor. İyi maşallah. Bugün devlete katma değer üretebiliyoruz artık. Ne güzel değil mi? Evet. O zaman böyle çiftçilerimize buradan son olarak neler söylemek istersin? Destek verdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Onlar olmasa ben olmazdım zaten. Değil mi yani? Kooperatif olmazdın. Ne güzel bir şey ya. Kozanlı'da gerçekten çiftçi de memnun. Burada kooperatif vekilleri de memnun. Maşallah bir huzur hakim. Abicim Allah'ın işini gücünü rast getirsin inşallah. Sana kolaylıklar diliyorum. Bu fişi de artık günün hatırası, programın hatırası olarak saklarsın artık değil mi inşallah? Evet sevgili izleyenler, biraz önce ne dedik? Çiftçilerimize burada her türlü eğitim son noktasına kadar veriliyor. Uzman eğitmenlerle. Dedik şimdi ne yapacağız? Bir teneffüs arasındayız. Hocam Allah razı olsun bizi kırmadı. Burada neler yapılıyor? Çiftçilerimize ne gibi bilgiler veriliyor? Şimdi detaylarına ineceğiz. Hocam ilk önce sizi bir tanıyalım biz. Ben İrfan Özcan. KOP Kalkınma İdaresi'nde proje uzmanı olarak çalışıyorum. Hayvancılık uzmanıyım. Buradaki bu projenin içeriği, burada bir kooperatif var. Birliktelik var. Bizim için çok önemli bu. Bu biz de buraya bir katkı sağlamak için hem de bölgeye önder bir köy olsun diye bölgenin buranın kalkınması için ahırların rehabilite edilmesi, yeni yem bitkilerin bölgeye tanıtılması, ondan sonra üreticilerin bilgi becerilerini artırmak amacıyla böyle bir proje başlattık. Ayrıca gübre yönetimi çok önemli bir konu bölgemiz için. O konuda da burada hem uygulamalı hem de gerekli olan araç gereci vererekten böyle bir katkıda sağlamak istiyoruz. Bugün de sürü yönetimi üzerine bir eğitim veriyoruz. Onun için buradayız. Peki hocam eğitimlerde genelde bazen kulaktan duyma yahut da eskiden gelen bazı çiftçilerimizin adetleri oluyor böyle. Evet. Buraya geldiklerinde biz bunu yanlış yapıyormuşuz, doğrusu buymuş diye şaşırdıkları oluyor mu? Ben zaten anlattıklarımız şeyi daha ilk defa bilmiyorum. Biraz önce üreticilerle görüşebilirsiniz. Lazım olan gerçekten işletmelerde 5 hayvan içinde, 20 hayvan içinde olmazsa olmazsa gereken bilgileri veriyoruz. Bilmiyorum ben çok haz alıyorum bu geri dönüş aldığımızda. Ondan mutlu oluyoruz. Bir de buradaki insanların diğer yörelerde farkı gerçekten öğrenmeye açık insanlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Buraya gelmemize sebep oluyor. Yoksa Konya'dan çıkıp buraya gelmenin bir anlamı yok. Buraya gelmemiz için bir gerekçe var orada. Buradan ayrılamadık. Burayı çok sevdik. Niye? Eğitim yuvası. Burada herkes bilgi noktasında nasibini alıyor. Teneffüs arasında olduğumuzu belirttik. Şimdi ne yapacağız? Amcamızla tanışacağız. Bakalım neler öğrenmiş. Dedikodusunu yapacağız. Amcam önce seni bir tanıyalım biz. İsmim Naci Okutan. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk amcam. Allah razı olsun. Biz 3 yıldır kooperatif olarak bu süt inekçiliğine başladık. Gerçekten İrfan hocamın demin anlattığı gibi bu verdikleri bilgilerden hakikaten çok faydalanıyoruz. İnşallah bunun semeresini ileride göreceğiz. Az önce sizin İrfan Bey'e dediğiniz gibi eyvah dediğimiz şeyler de oluyor burada. Şaşırdığınız noktalar da oluyor. Çok yani. çok şaşırdığımız konular oluyor. İnşallah bu öğrendiklerimizi tatbik ederek daha iyi bir verim alıp bu işi daha güzel bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Ben Hasan Çerik, Hisar Köyü'nde
Buranın sütçülüğü yapayım, süt getirip götürüyorum. Aha, yer boşaldı. Sohbette uzayacak o zaman, evet. İşte başka ne diyeyim ben de? Ya senin oturuşunda tam bir ağa oturuşu var böyle. Ağayım zaten. Şimdi zaten ağayım. Kaç dönüm tarla var? Tarlam yok. O zaman sende hayvanlar fazla. Hayvan çok. Aha, hayvan tane? Çok ama Sizin süt çok hayır. Ucuz süt. Ya dur hele sen yok ben sütten bahsedeceğim. Kaç tane büyükbaş var? 70 büyükbaş hayvan var. Allah. Bir de geçilerim var. Allah. Bir 30-40 tane de geçi var. Benim tansiyon falan yükselmeye başladı başka. Ama dur daha öbürler söylemedi. Yükselir ya. Söyle buradan sedyeyle çıkacağız galiba. Ufak baş hayvanlar tavuk, hindi, bilmem kaz onların hat hesabı yok. Allah ya yanına adam falan lazım mı kurban olayım? Var. İkimiz çok fena çalışırız. Var adamım işim var. Tüh İlhan burada da iş bulamadık. Peki sen şimdi eğitimlere geldin, katıldın. Neler düşünüyorsun sen de böyle? Ufkun açıldı mı? Vallahi tabii dinlenmek iyi bir şeydir. Öğrenmek iyi bir şeydir. Baktık adam arkadaş anlattı. Hepsinde inşallah uygulayacağız bundan sonra. Ya belki şimdi ya da yapmadık ama inşallah bundan sonra da yapacağız. Tavsiye ediyorsun ama değil mi? Tabii. Ben her zaman bundan sonra buradayım yani. Her böyle toplantıda daha önce bir iki sefer oldu da gelmedim. Ama bundan sonra katılacaksın. Bundan sonra kaçırmayacağım. Yani dinliyorum, öğreniyorum ya. İyi maşallah. Çok ne kadar olsa bilgi bilgidir yani. Bilgi bilgidir. Öğrenmekte fayda var. O zaman evet. Şöyle eşe, dosta, çoluğa, çocuğa bir selam yolla da seni burayı bir noktalayalım be. Ağam benim. Hadi ağam benim. Şimdi senin de torun, tombala, çoluk, çocuk. Kimse yok. Hep Avrupa'da. Bir tek bir ben varım, bir kuru oğlum var. O zaman Avrupa'ya bir selam yolla şöyle bir hadi. Hadi bütün Avrupa'daki çocuklarıma, torunlarıma hepsine selamı söyleyin. Katıksız olsun yavan ekmek yiyelim. Ah buralardan gidelim köyümüze dönelim. Bırak katıksız olsun yavan ekmek yiyelim. Evet sevgili izleyenler, geldik bir Erkan'la geziyoruz programını daha sonuna. Bu hafta sizlere Hulu ilçemize bağlı Hozanlı Mahallesi'ni elimizden geldiği kadarıyla tanıtmaya çalıştık. Efendim başta dernek başkanımız olmak üzere, daha sonra köy muhtarımıza ve daha sonra da tüm Hozanlı hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bize gerçekten evlerini, gönüllerini, yüreklerini açtılar. Değerli izleyenler bizden bu haftalık da dediğimiz gibi bu kadar. Haftaya farklı bir mahallede veya ilçemizde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Verimli hayvancılık için yem karışımı önemlidir. Proken yem karma ve dağıtma makinalarıyla %92'ye kadar homojenlikte yeminizi karın. Süt ve et verimini artırın. Proken'in sunduğu Erkan'la Geziyoruz sona erdi.